Hoş geldiniz. Google son zamanlarda zor dönemler geçiriyor. Ancak Gemini yapay zekasının da yeni versiyonunu duyurdular. Yeni versiyonun ismi ise Gemini 1.5 Pro. Peki normal sürümle aralarında ne farklar var? İşte bu videoda Gemini 1.5 Pro'yu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Gemini 1.5 Pro'nun dikkat çekici özellikleri var. Ancak OpenAI Sora'yı tanıttıktan sonra Gemini 1.5 biraz geri planda kaldı. Bunun ardından ise Gemini mevcut versiyonunda insan görselleri oluşturması sırasında bazı hatalar ve açıklar fark edildi. Ve şu aşamada bu özellik durduruldu. Yani geçici olarak bu özellik artık kullanılamıyor. Artık insan görselleri oluşturamıyoruz şu anda. Bununla birlikte Gemini insanların hassas olduğu konularda da ilginç cevaplar vermeye başladı. Ve bu sefer de Gemini'nin eğitim süreçleri hakkında ciddi şüpheler ortaya çıktı. Özetle Google zor günler geçiriyor. Hatta Google CEO'sunun istifa etmesi için baskıların olduğu söyleniyor. Tabii ki bunlar iddia. Bununla birlikte ben dahil birçok insan Gemini Ultra 1.0'ı denedi ve hayal kırıklığına uğradı. Bu yaşananlarla birlikte tabii ki eleştirilerin dozu arttı. Bu arada Gemini Ultra 1.0'ın detaylı bir incelemesi mevcut. Merak edenler oraya bakabilirler. Şimdi Gemini 1.5'un teknik özelliklerine göz atalım. Bizlere neler vaat ediyorlar? Google'ın açıklamasına göre Gemini 1.5 Pro, Gemini 1.0 Ultra ile neredeyse aynı seviyeye gelmiş. Ve en önemli özelliği ise artık 1 milyon token'lik bağlam penceresine sahip. Burada token ifadesi aslında bir birimi ifade eder. Tıpkı metre, santimetre gibi. Ancak burada ölçülen şey metin içerisindeki dil birimleridir. Bağlam penceresi ise bir yapay zekanın tek seferde anlayabileceği maksimum token miktarıdır. Daha basit anlatacak olursak yapay zekanın tek seferde anlayabileceği metin miktarına bağlam penceresi denir. Burada tokeni daha net ifade etmek için bir örnek vermek istiyorum. Gülümse kelimesini düşünün. Gülümse kelimesinin yanında da bir de ünlem işareti var. Burada gülümse bir token, ünlem işareti ise bir token. Yani toplamda iki token algılamış oluyor yapay zeka. Noktalama işaretleri, bazı durumlarda heceler, kelimeler, boşluklar Bunların hepsi ayrı ayrı token olarak işlenir. Token algılama olayı ise her dil modelinin eğitimine göre farklılık gösterir. Yani bazı modeller tek kelimeyi bir token olarak algılarken bazı modeller ise bunu hece hece olarak algılar ve birden fazla token kullanır. Token ve bağlam penceresi bu şekilde. Şimdi devam edelim. Gemini 1.5'un sunmuş olduğu 1 milyon token gerçekten inanılmaz bir rakam. Diğer gelişmiş dil modellerine bakarsak Cloud 2.1'in 200 bin bağlam penceresi var. GPT-4 Turbo'nun ise 128 bin bağlam penceresi var. Yani Gemini 1.5 Pro tahmini olarak 2000 ila 2500 sayfa kitabı tek seferde algılayabiliyor. Tabii ki verilen metin miktarı ve karakter sayısına göre değişebilir bu durum. Belki de tek seferde anlayabileceği metin miktarı 3000 sayfayı geçebilir. Zaten model tanıtımında 700 bin kelimeye kadar algılayabileceğini belirtmişler. Hatırlarsanız GPT-4 Turbo duyurulduğunda 128 bin bağlam penceresine sahip olduğunu açıklamışlardı. Normal modelin ise yanlış hatırlamıyorsam 32 bin bağlan penceresi vardı ve biz ciddi anlamda sevinmiştik. Yani tek seferde 350-400 sayfa kitabı anlayabileceği anlamına geliyordu bu durum. Buradan da anlaşılacağı üzere 1 milyon token gerçekten inanılmaz bir rakam. Ve yapay zeka ile yapacağımız işlerin kapasitesini ciddi anlamda artıracak. Gemini modeli bildiğiniz üzere multimodal yani çoklu model bir yapay zeka. Bu yüzden sadece metin olarak olaya bakmayın görsel ve ses özellikleri de mevcut. Açıklanan bir diğer özellik ise 1 saate kadar video yükleyebilmemiz. Bugüne kadar hiçbir yapay zeka video izleyemiyordu. Bunu da belirtmek istiyorum. Normalde ChatGPT içerisinde GPT'ler bölümünde video özeti çıkaran bazı GPT'ler var. Evet. Ancak bunlar transkript okuyor. Yani o videonun alt yazısı yoksa bu videoyu anlayamayacak ve herhangi bir yorum yapamayacak demektir. Ancak Gemini 1.5 bu şekilde değil hem sesi algılayabiliyor hem izleyebiliyor hem de hareketleri takip edebiliyor yani Vision özelliği var. Gemini 1.5 Pro ile artık bir YouTube videosunun özetini kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Bununla birlikte dizilerin filmlerin bir kısmını ya da tamamının özetini çıkarabilir kritik noktalara ulaşabilirsiniz. Hatta senaryosunu tekrar yazdırabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak 11 saate kadar ses dosyası da algılayabiliyor Gemini 1.5 Pro. Saatlerce süren podcastleri buraya yüklediğinizi düşünün ve bunun hakkında detaylıca sohbet edebileceksiniz ve çeşitli ses dosyalarından istediğiniz özeti çıkarabileceksiniz. 11 saat gerçekten önemli bir rakam. Yazılım tarafına baktığımızda ise kod özellikleri gelişmiş durumda. 30 bin satıra kadar kod algılayabileceğini belirtmişler. Bununla birlikte gelecekte 1 milyon bağlam penceresinin 10 milyona kadar çıkabileceğini de söylüyorlar. Bu durumda araştırma seviyesindeymiş şu anda. Yani deniyorlar. Özetle Gemini'in kullanım alanı çok genişledi. Şimdi erken erişim alan bazı kullanıcıların deneyimlerini size göstermek istiyorum. Twitter üzerinden yapmış oldukları yorumları buraya aktaracağım. İlk olarak Rowan Cheung isimli bir Twitter kullanıcısının deneyimlerini göstermek istiyorum. Kendisi erken erişim aldı ve yapay zeka haberciliğinde önde gelen isimlerden birisi. İlk olarak Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabının tamamını yüklemiş ve 741 bin jeton tuttuğunu söylemiş. Burada istem ise kitaptaki en önemli 50 parantez içerisinde veya 100 fikri kronolojik olarak listeleyin. Her birini önem derecesine göre 1'den 10'a kadar derecelendirin demiş. Burada bir notu var. Yanıtlaması 4 dakika sürdü diyor. Yani uzun bir kitap 4 dakika sürmesi normal gibi gözüküyor. Bence gayet hızlı. Aşağıda cevabı yer alıyor. İşte birinci bölüm anlatmış. Daha sonra ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye farklı farklı bölümleri bölmüş ve devam etmiş bu şekilde. Ve daha sonra en iyi 5 fikir ve parça özeti diye de ayırmış. Yaşayan çocuk rolünde Harry Potter, 3 büyücü turnuvası ve Harry'nin beklenmedik seçimi diye devam ediyor. Gayet başarılı görünüyor ve ciddi bir şekilde kitabın neredeyse tamamını isteme göre özetledi ve belirli bir kronolojik sıraya göre bizlere sundu bunu. İkinci teste ise bir görsel yüklemiş. Burada Messi'nin Getafe'ye attığı tarihi golü yüklediğini söylüyor. İstem ise bu resim neden bu kadar ünlü demiş. Burada neden ünlü olduğunu yanıtlamamış ancak Messi'yi doğru bir şekilde tanımlayabilmiş devam edelim. Buradaki örnekte ise Cemina 1.5'tan siyasetle ilgili herhangi bir şeyden kaçınıp kaçınmadığını test etmek için seçim hakkında yazması istenmiş. Önceki sürümlerdeki gibi diyor. İstem ise seçim kurulu ve alternatiflerle ilgili sorunlar hakkında 1500 kelimelik bir blok yazın demiş. Burada da önemli bir not var. Politikada sansürlenmedi diyor henüz. Yani muhtemelen ilerleyen versiyonlarında bu tarz şeyleri sansürleyebilirler. Burada Amerikan seçimleriyle alakalı detaylıca yorumlarını belirtmiş ve dediği gibi 1500 kelimelik bloğu oluşturmuş. Diğer bir teste gelelim. Burada matematik ve akıl yürütmeyi test ettiğini söylemiş. İşte bir soru vermiş ancak burada soruyu yanlış cevaplamış. Birçok videomda da söyledim. buna da söylemek istiyorum. Halen yapay zekalar matematik ve ileri düzey karmaşık soruları çözemiyor. Lütfen matematik ve akademik düzeyde sorular kendisine sormayın. Muhtemelen yanlış cevaplayacaktır. Burada ise Gemini 1.5'tan Apple ile biten 10 cümle yazması istendi. Yani elma ile biten 10 cümle yazması istenmiş. Bu sohbet robotlarını test etmek için popüler bir testtir diyor. Burada elma ile biten 10 cümle yazmasını isteyin. Özellikle bu zorlukta tamamen başarısız oldu. Bu yüzden GPT-4'ü de test ettim ve GPT-4 de başarısız oldu diyor. Bu gerçekten zorlu bir test yapay zekalar için. Sizler de deneyebilirsiniz. Diğer bir testimize gelelim. Gemini 1.5'a The Alchemist'in tüm PDF'sini besleyerek ana karakterin bir portresini daha sonra bir yapay zeka görüntü oluşturucuya aktarmasını istedi diye bu şekilde bir soru gelmiş kendisine. İstem ise bu kitabın tamamını anladıktan sonra ana karakterin portresini temel alan ve bir yapay zeka görüntü oluşturucusuna giriş yapmam için bir istem oluşturun diye kendisine istemi vermişler. İstemi başarıyla oluşturdu ve bu istemi Dali 3'e aktarmışlar ve Dali 3 de bu şekilde görüntüyü oluşturmuş. Buradaki yorumlara bakılacak olursa gerçekten beğenilmiş ve kitapta bahsedilen karaktere yakın bir karakter oluşturulduğu söyleniyor. Diğer kullanıcılar ne demiş şimdi onlara gelelim. Burada Doğan Ural isimli hesap Ceminal 1.5'un erken erişimine sahip ve kendisi Twitter algoritmasının tamamını yüklediğini söyledi. Ve insanlardan çeşitli sorular sormasını söyledi. Ben de bir soru sordum. Ve sorduğum soru şu şekilde. Herhangi bir YouTube videosu yüklendiğinde hesabın görünürlüğü düşer mi? Yani YouTube videosu Twitter hesabındaki diğer gönderileri etkiliyor mu? Şeklinde diye bir soru sordum kendisine. O da burada paylaştı. Cevap ise ilginç. Böyle bir şey olabilir diyor. Yani kesin olarak böyle bir şey olur demiyor ancak ihtimali olduğunu söylüyor. Yani Twitter algoritmasının buna yatkın olduğundan bahsetmiş cevap içerisinde ve diğer önerilerden bahsetmiş. Şu şekilde yapın, görünürlüğü artırın şeklinde diye. Gerçekten ilginç. Ben de bu şekilde tahmin ediyordum. Çünkü Elon Musk da YouTube videolarının paylaşılmasını pek istemiyor. Twitter üzerinden. Bundan dolayı paylaştıkça mevcuttaki attığımız tweetlerin görünürlüğü ciddi anlamda düşüyor. Tabi başka etkiler de olabilir. Sadece buna bağlamamak lazım. Ancak ciddi bir etki olduğunu düşünüyorum. Şimdi yine Doğan Ural'la devam edelim. Burada Game of Thrones'un son bölümünü yüklemiş. Ve 1 milyon token tuttuğunu söylüyor 1 saatlik videonun. Sadece Gemini'den herhangi bir ek bilgi olmadan video senaryosunu yazıya dökmesini istedim. Hepsini birkaç dakika içinde tamamladı diyor. Muhtemelen yine 4-5 dakika sürdü. Burada sahne sahne ayırmış gördüğünüz gibi. Burada ise başka bir hesap var ve MrBeast'in bir videosunu yüklemiş. Yaklaşık 22 dakika ve 347 bin tokene denk geldiğini söylemiş. Ona mavi futboldaki adamın adı ve yanıtında reklamı yapılan yemek maddesini toplam nakit ödülü havuzu var diye sordum diyor. Modelin %100 doğru olmasını izleyin diyor ve yapay zeka için çılgın bir sıçrama diye de yanıtlamış. Yani burada gördüğümüz gibi videoyu net bir şekilde algılıyor ve isteme göre doğru cevap veriyor. Gerçekten video algılama olayı başarılı görünüyor. Burada ise başka bir hesap kalabalık bir cadde manzarasının videosunu yüklemiş ve Cemina bir bıçağı burada ne olduğuna dair bireysel otomobil markaları ve türlerine kadar ayrıntılı soruları sormuş ve yanıtlamış bunu doğru bir şekilde. Gördüğünüz gibi karmaşık bir video ve içerisinde birçok farklı öğe var. Burada adamın yürüyüş yapmasından tutun aracın modeline kadar olan soruları doğru bilmiş gerçekten güzel görünüyor. Evet Cemina 1.5 Pro'nun özelliklerine göz attık ve bir ön inceleme yaptık. Ürün çıkınca tabii ki detaylı olarak inceleyeceğim. Genel olarak insanlar olumlu yorum yapmışlar ve beğenilmiş gözüküyor. 1 milyon tokene kadar algılaması ve çoklu model özellikleri gerçekten heyecan verici. Bu arada takipçilerimin arasında bu programa katılanların olduğunu biliyorum. Onlar da görüşlerini yazarsa sevinirim. Beğendiniz mi ya da beğenmediniz mi mutlaka görüşlerinizi belirtin. Google zor günler geçiriyor evet. Ancak Google'ın devasa altyapısı ve Gemini'yi hızlı güncellemesi gelecek açısından büyük bir potansiyel vaat ediyor. Diğer videoda da bahsetmiştim. Gemini daha yeni bir yapay zeka. O yüzden çok fazla üzerine gitmemek lazım. Zamanla eksikler düzelecektir ve daha iyi konuma gelecektir. Bu arada Gemini 1.5 Pro'nun ücretsiz olarak sunulacağını düşünüyorum. Çünkü normalde Gemini 1.0 Pro versiyonu ücretsiz, Ultra 1.0 versiyonunu ücretli olarak sundular. Bu yüzden 1.5 Pro muhtemelen ücretsiz olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.